Türk sanat müziğinin tanınmış ulvi bestekarlarından İrfan Özbakır, ölümünün 9. yıl dönümünde Marmaris'teki kabri başında anıldı. Armut olan mezarlığındaki anma törenine bestekarın eşi Yüksel Özbakır, yakınları ve dostları katıldı. Yüksel Özbakır, eşini kaybetmenin üzüntüsünü hala ilk günkü gibi taşıdığını söyleyerek, eşinin ünlü eserlerinin insanların gönlünde yaşıyor olmasının en büyük tesellisi olduğunu belirtti. Sevgilim, aşkım, her şeyim. Bestelerini yaparken bu, sanki bu dünyada olmazdı. Dalardı, bir de bakardım. Çok güzel bir eser çıkmış meydana. İlk defa bana dinletirdi, oturturdu. Yükselcim nasıl olmuş? Çok güzel olmuş İrfancığım. Bu sözü benden duymayı çok isterdi. 100 eseri TRT repertuarında. 500 tane eseri notalarını topladım. Hepsi mevcut. Özbakır'ın kızı Bilge Özbakır ise benim babam farklı bir insandı. Herkesi, her şeyi seven, sevgi dolu bir insandı, dedi. Herkesin de gülünce gözlerinin içi gülmesini isterdi ve kendi şarkısı olarak. Özbakır'ın arkadaşı Profesör Doktor Mustafa Yıldız ise sanatçının Türk sanat müziğine 500'e yakın eser kazandırdığını ifade ederek, Armutalan Belediyesi'nin bir sokağa İrfan Özbakır ismini vererek vefa borcunu ödediğini kaydetti. İrfan Özbakır hocamız bundan tam 9 yıl önce aramızdan ayrıldı. Ancak onun ayrılığı sadece maddi olarak, manevi olarak devamlı yaşamakta. Çünkü her gün radyolarda ve televizyonlarda onun bıraktığı eserlerin yorumlarını, şarkılarını dinliyoruz. Öğrenciler yetiştirdi ve İrfan Özbakır korosunu kurdu müzik sanat üzerine. İrfan Hoca'nın vefa borcu olarak da Armut Alan Belediye Meclisi'nin almış olduğu kararı da minnetle ve teşekkürle karşılıyoruz. Yaşadığı sokağa Udi Bestekar İrfan Özbakır ismini verdi. Özbakır'ın birçok eserinin akıllarda ve gönüllerde yer ettiğini anlatan Yıldız, birçok kez yılın şarkısı ödülünü kazandı. En büyük ödül ise hala insanların gönlünde yaşıyor olması şeklinde konuştu ve Özbakır'ın Marmaris'e aşığı bir insan olduğunu dile getirdi. Marmaris sevdalısıydı ve Marmaris'e vefa borcu olarak da sözlerini kendisinin yazdığı ve bestelediği Marmaris Marşı'nı da meydana getirdi. Ressam, fotoğrafçı ve yazar olan Özbakır'ın çok yakın arkadaşlarından olan Kamil Dürüst ise onu kaybettiğimiz için hem üzgünüz hem mutluyuz dedi. Çünkü madem ki biz yaşıyoruz, o da bizle şimdi burada yaşıyor efendim. Sanatçılar ölmezler, daima yaşarlar ve biz de onları takip ederiz. Ne mutlu ona ki böyle güzel dostlarla efendim hiç olmazsa senede bir defa dahi olsa beraber buluşuyoruz. Onları hatırlıyoruz ve onunla hepimiz fatihalar gönderiyoruz. Ünlü bestekarın bir Marmaris aşığı olduğunu ifade eden arkadaşlarından Erol Uysal ise Özbakır'ın Marmaris için yazdığı marşın sözlerini seslendirdi. Marmaris Marşı'nın ben sadece güftesini okuyorum. Pırıldar güneşi, bitmez neşesi, o berrak denizi bir gök mavisi, kalplerde yer eder sürer sevgisi, cennettir bir cennet güzel Marmaris. Marmaris, Marmaris güzel Marmaris, mutluluk diyarı cennet Marmaris. Her yanı bir orman, her yanı deniz, kalplerin sevdası cennet Marmaris. Bir şarkı gibidir gezer dillerde, bir rüya gibidir gören gözlerde, böylesi mutluluk yok başka yerde, cennettir bir cennet güzel Marmaris. Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından Özbakır'ın mezarına çiçekler bırakıldı. Geçirdiği kalp krizi sonucu 77 yaşında hayatını kaybeden İrfan Özbakır'ın eserleri arasında Sensiz Kalan Gönlümde, Ömrümce Hep Adım Adım, Her Yerde Hep Seni Aradım, Gülünce Gözlerinin içi Gülüyor, Pişman Olur Da Bir Gün, Şarkımı Senin için Yazdığımı Bilseydin, Kim Demiş Ki Sevgiler Ayrılıkla Biter isimli eserler yer alıyor.